Öncelikle kendilerine bence sormaları gereken soru şu, eğer oyuncu olmak istiyorlarsa. Oyunculuk dışında herhangi başka bir şey yaparak eşit derecede mutlu olur muyum ben? Yanıt evetse asla oyunculuk yapmasınlar. Mutsuz olurlar. Ama yanıt hayırsa, yani oyunculuk dışında hiçbir şey onları mutlu edemeyecekse zaten oyuncu olacaklar. Onlara yapacak bir şey yok. Bu karardan sonra yapacak çok şey var. Kendinizi geliştirmek, kendinizi donatmak. Bu da asla, yani şu anda üniversitelerdeki her üniversitenin mutlaka olmazsa olmazı oldu artık. Oyunculuk bölümüne girerek değil asla. Bence oradan uzak dursunlar. Çünkü orada maalesef bir oyuncuyu yetiştirecek şekilde eğitim verilmiyor artık. Yani oyunculuk konusundaki eğitimin çok zayıf olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'de. Eğer genç arkadaşlar oyuncu olmak istiyorlarsa örneğin üniversitenin felsefe bölümüne girsinler. Psikoloji bölümüne girsinler. Edebiyat bölümüne girsinler. Ama bunun yanı sıra tiyatro kolunda, her üniversitenin vardır illaki bir tiyatrosu, orada oyunculuk yapsınlar. Zaten televizyon diye bir sanat da yok. Televizyon bir zanaattır. Televizyon işte böyle programlar yapar, haber sunar, araya filmler sok, bir şeyler yapar ama televizyon sanatı diye bir sanat yoktur yeryüzünde. Şimdi siz televizyonda dizi yaparak oyuncu olduğunuzu varsayıyorsanız çok büyük bir yanılgı içine giriyorsunuz ve doğal olarak siz oyuncuyu oyuncu yapan şeylerden mümkün olduğu kadar uzaklaşmış oluyorsunuz zaten. Öyle sanal bir dünyada yaşıyorsunuz ve dolayısıyla bu cümleyi kurabiliyorsunuz. Ben politikayla pek ilgilenmiyorum. Ayıptır en hafif tabiriyle. Politikayla ilgilenmiyorum demek. Nasıl ilgi? Yani yaşamla ilgilenmiyorum de o zaman. Yaşamla da ilgilenmiyorum. Yani mesela oyunculukta eğitim şarttır ama oyunculuk kendi kendimize öğrettiğimiz bir şeydir. Mesela oyunculuk okullarında felsefe, psikoloji ve sosyoloji okutulsa çok faydalı olacağını düşünmüşüm her zaman. Çünkü oyunculuk yapa yapa öğrendiğimiz bir şeydir. Yoksa derse girerek, hocanın anlattıklarını dinleyerek dünyada hiç kimse oyuncu olmamıştır bu kadar. Olunmaz böyle bir şey. Ama siz bir yandan felsefe okur, sosyoloji okur, psikoloji okur, kafanızı çalıştırır, antenlerinizi açar, dünyayı algılamaya çalışırsanız daha iyi oyuncu olursunuz. Ama dünyadan bir haber, ben oyuncuyum, dünyada yani dünya yansa bir asırlık yerim yok dersiniz, oyuncu olamazsınız. Bu kadar basit. Şimdi biz bir şey yapmak için, özellikle oyunculuk yapmak için o en saf halimizle, en çocuk halimizle, unuttuğumuz masum çocuk halimizle yaklaşmalıyız yaptığımız işe. Yoksa siz kuliste bir şey beklerken, yani ay o bir şey bir yere gelecek de ben de tam ona yetişeceğim. Hiç aklı başında adamın yapacağı bir şey değil bu. Yani böyle bir şey için heyecanlanmaz insan, normal insan. Ama oyuncuysanız siz o çocuk halinizle çocukça bakabilmelisiniz hala hayata ve yaptığınız işe. Mesela çok bilmişlikle sanat yapılmaz. Sanat saf haliniz. Mesela ben her oyuna başlarken hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Bembeyaz bir kağıt. Bakalım ne olacak, bu oyunda ne yapacağız? Bilirsem zaten bildiğimi tekrar etmiş olurum, kendimi tekrardan öteye geçmez ve kimseyi heyecanlandıramam o halimle. O bildikleriniz zaten sizi siz yapan şeylerdir. Siz kendinizden kurtulamayacağınıza göre kendiniz zaten oradasınız, hiç merak etmeyin. Ama bence tüm bildiklerinizi unutarak yapmak lazım ne yapıyorsanız.